Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Ece Öksürü Canlı Rolları serimizin artık final bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Memlükleri yenmemizin ardından artık devletimizdeki sistemi biliyorsunuz değiştirdik. Artık uç beylikler sistemine geçtik. Viyana'da uç beylik kurduk. Onun dışında İtalya'da uç beylik kurduk. Astrahan uç beyliğimiz, Baltık uç beyliği, Novgorod uç beyliği, Mısır uç beyliği derken devletimiz artık merkezi yönetime bağlı ancak iç işlerinde bağımsız uç beylikler tarafından da desteklenmeye başladı ve bence bu sistem bizim için gayet güzel oldu. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde artık bu uç beyliklerimizi güçlendirmeye, geliştirmeye çalışacağız. Uç beyliklerimizi destekleyeceğiz efendim. Uç beyliklerimizi başka devletlere saldırmak için para yardımıyla destekleyeceğiz. Bize isyan ettiklerinde ise kafalarına yumruğu indireceğiz abi. Şurada bir Avrupa uç beyliği de kuracağım. Ben burayı daha yeni gördüm. Daha öncesinde görmemiştim. Burada da bir uç beylik kurmamız gerekiyor efendim. Avrupa'nın içlerinde de bizim toprağımız varmış. Vallahi ben de fark etmedim yani. Şöyle başka bir bakalım, Osmanlı varsa veya Türk. Şöyle şunu hemen bir uç beylik olarak başkent Hamburg olmak üzere şöyle rengini de hemen değiştirelim ve artık Avrupa uç beyliği ya da Alman uç beyliği. Almanya uç beyliği yapıyorum. Almanya uç beyliği yapıyorum ve burada da yeni bir uç beyliğimiz, vatana millete hayırlı olsun. Dostlar videolarım hoşunuza gidiyorsa, videolarımı beğeniyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basmayı, yorum atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak Astrahan uç beyliğimiz var bizim biliyorsunuz. Astrahan uç beyliğimizi Çağatay Hanlığı'na doğru genişleteceğiz. Para yardımı yapacağız kendisine ve Çağatay Hanlığı'nı yenmesini sağlayacağız. Planımız şu anda tam olarak bu ve armanlar göndererek kendisiyle ilişkilerimizi geliştirmeye çalışacağız. Onun dışında burada Saksonya Elektörlüğü var. Saksonya Elektörlüğü'nün Töton Şövalyeleri ile ilişkilerinin kötü olduğunu görüyorum ve bu yüzden de askeri geçiş izni alamaz. Bu yüzden de Baltık Uç Beyliğimiz rahatlıkla Saksonya Elektörlüğü'nü yenebilir diye düşünüyorum. Ve yardım yaptık kendisine ve Saksonya Elektörlüğü'nün buradaki topraklarını almasını sağlayacağız. Ama alamıyor. Niye alamıyorsun lan? Oğlum o kadar yardım yaptık yani, şunu yenmen lazım senin. Hadi kardeşim, hadi yapabilirsin oğlum. Hadi canım benim, hadi. Gerekirse Astrağan Uç Beyliğimiz de desteğe şey yapabiliriz. Astrağan Uç Beyliğimiz güzel bir şekilde şu an ilerliyor. Abi bu savaşa sanıyorum benim de katılmam gerekecek. Yoksa Baltık Uç Beyliğimiz maalesef ölecek. Askeri erişim mi aldın lan sen? Oğlum askeri erişim almış. Kardeşim Norveç. Bak şu arkadaşımız hemen bir ye bakayım. Sana ben de hayatında göremeyeceğin kadar para yardımı yapayım. Böylece bizim Baltık Uç Beyliğimiz de rahat bir şekilde oralarda ilerleyebilir abicim. Bu bölümde hedefimiz bu yani. Uç beyliklerimizi geliştireceğiz, güçlendireceğiz. Şimdi buradaki İtalya Uç Beyliğimiz de var. İtalya Uç Beyliğimiz Papalık Devleti'ni yiyebilir. Hemen kendisine yapalım yardımımızı, ticaret talebini yollayalım. Böylece uç beyliklerimizi güçlendireceğiz abi. Papalığa saldır kardeşim sen. Güzel bir şekilde. Sadece papalıkla da yetinme. Papalıkla da yetinme. Yani o da sana muhtemelen sıkıntı çıkaracak. Aynen Siena, bakın askeri geçiş izni veriyor. Üstüne bir de Siena'ya da saldır. Onun için de para gönderiyorum. Git kardeşim bunları hapur hapur ye. Onun dışında bak burada bir Urbino var. Urbino'ya da saldırmasını sağlayabilirdik ama o biraz bizim için sıkıntı yaratabilir. Şimdi İtalya Uç Beyliğimiz burada güzel bir şekilde zaferini kazandı. Ben de savaşa gelip anlaşma yapmasını sağlayacağım şimdi. Hemen güzel bir şekilde anlaşmasını yapalım. Tamamdır, böylece topraklarını kazanmış oldu. Yalnız şurada bir Siena Savaşı da var ya. Bu Siena'ya ben de savaş açmak istiyorum. Siena'nın toprakları nerede abi? Siena muhtemelen Amerika'da toprak sahibidir diye düşünüyorum. Veya Afrika'da. Buralarda bir yerde toprağı vardır. Aynen bakın burada toprağı varmış. Siena'yı da böylece saf dışı bırakabiliriz. Ama şu anda kabul etmiyor bizim uç beyliğimiz maalesef anlaşmayı. Sıkıntı değil. Şimdi başka kimi ne yaptırabiliriz? Baltık uç beyliğimiz de güzel bir şekilde şu anda işlerini halletti gibi gözüküyor. Saksonya Elektörlüğü'ne savaş ilan ederek onun topraklarını almasını
sağlayabiliriz. Evet, bir kısmını kazanmış oldu böylece. Odaev var burada. Odaev'e de saldırabilirsin. Ama yenebilir misin bilmiyorum da yenmen lazım yani hocam. Sana o kadar para yardımı yapıyoruz. Bu para yardımlarını boşa yapmıyoruz hocam. Odaev falan bir zahmet yen. Asırağan Uç Beyliğimiz gördüğünüz gibi en başarılı Uç Beyliklerimizden biri. Çağatay Hanlığı'nı yenmiş. Burada Nogai ordusunu yenmesi için şimdi hamle yaptıracağım kendisine. Kardeşim gel. Şöyle. Nogai ordusunu yalnız yanlış şeye basıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Nogai ordusuna şey yapmışım. Asırağan Uç Beyliği kardeşim gel şuraya. Saldır bakalım. Aynen. Bu Asırağan Uç Beyliğimiz güzel durumda. Bunu sevdim. Şu anda Navara ve Hospitalite Şövalyeli Hospitalite ne lan? Hospitalite, Hospitalier şövalyeleri bize savaş açmış. Kardeşim. Yani ayıptır yani. Bana saldırabilecek kudretiniz var mı? Yalnız Asırahan Uç Beyliğimize bakın lan. Vallahi mükemmel durumda. Sınırları süper. Abi tam böyle süper bir uç beylik oldu ha. Baksanıza 98 eyaleti var. Oğlum mükemmel oldu lan. Şöyle bir bakalım. Uç beyliklerimizle sınırlarımıza güzel. Güzel güzel vallahi güzel. Memlü'yü yenebilir mi bu Mısır Uç Beyliği diye bakacaktım ama yenemez abi Memlü'yü yenemez. İtalya Uç Beyliğimiz Urbino'ya saldıracak. Urbino'nun ne kadar eyaleti var? Biraz Afrika'da eyaletleri var. Bu Avrupalılar böyle abi. Avrupalılar yani böyle seviyorlar abi. Afrika'da falan Amerika'da toprak sahibi olmayı seviyor bu arkadaşlarımız. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama bizim istediğimiz kısmı İtalya'daki topraklar. İtalya'daki toprakları umarız ki İtalya Uç Beyliğimiz kazanacak. İtalya Uç Beyliğimize de şöyle ilişkilerimizi geliştirelim. Burada güçlü bir Viyana Uç Beyliğimiz var. Viyana Uç Beyliğine de Toton Şövalyelerine savaş açtırabiliriz aslında. Oradan bir şeyler yapılabilir. Veya Norveç'e savaş açtırabiliriz ama Norveç onun savaşamayacağı kadar güçlü maalesef. Şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Hem Astrahan Uç Beyliğimizi, ticaret talebetle Viyana Uç Beyliğini şöyle savaş açtıralım. Ticaret talebetle Baltık Uç Beyliğini Töton'a savaş açtıralım yine. Bu ikisi savaş açsın. Üstüne üstlük. Lan. Oğlum savaş aç. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Buna savaş açmadı. Savaş aç. Tamam. Yanlışlıkla Norveç'e mi açtırdım lan? Bilmiyorum ama beklediğim şey bu değildi. Bir de Astrahan Uç Beyliğimiz. Hatta dur Novgorod Uç Beyliği. Evet burayı unuttuk. Novgorod Uç Beyliği de savaş açsın buna. Novgorod Uç Beyliği'ni de destekleyelim para yardımlarıyla. Hemen hızlı bir şekilde şöyle para yardımı yapalım. Tüm uç beyliklerimizin Töton'u yenmesini sağlayacağız. Buradaki Astrahan Uç Beyliğimiz de Töton şövalyelerine saldırabilir. Ona da para yardımı yapacağız. Baltık Uç Beyliğimize biraz para yardımı yapmadık galiba. Az önce Norveç'e yaptığımı düşünüyorum para yardımını. O yüzden buna da hemen bir para yardımı yapalım. Oğlum uç beyliklerimiz çok güzel durumda ya valla. Güzel güzel gelişiyorlar. Güzel güzel güçleniyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Töton'u yediniz mi birader? Afiyetle yediniz mi? Sanırsam anlaşmanızı dahi yaptınız. Biraz Norveç'e çok toprak kaybettirmişiz ama. Tamam bunlar Töton'u rahatlıkla yemiş. Şimdi burada bir Polonya var. Polonya'yı da gidip buradaki Viyana Uç Beyliğine yedirtebiliriz. Viyana Uç Beyliğine de para yardımı yapalım. Bu Viyana Uç Beyliği çok isyan edecek gibi gözüküyor. Video dışında isyan etti zaten bana. Yeniden vasal alıp yeniden bağımsız kıldım onu. Yani yine isyan edecek diye düşünüyorum valla. Umarım böyle hamleler yapmaz. Şurada bir Töton Şövalyesi kalmış. Bunu da Baltık Uç Beyliğimiz yiyecektir diye düşünüyorum. Baltık Uç Beyliğimizi de hemen buradaki Töton topraklarına saldırtalım. Hemen kardeşim şunları ye. Deri kardeşim hızlı. Tamam yaptın yapacağını. Şimdi Saksonya. Şimdi şuradaki Saksonya topraklarını yiyeceksin. Baltık Uç Beyliğimiz de güçlensin abi. Tamamdır. Bak Baltık Uç Beyliği de 100 binlik ekonomik güce ulaştı. Böyle kırmızıların hepsinin benim olduğunu görüyorsunuz abi. Mükemmel oldu uç beyliklerimiz. Şimdi bu arkadaş Afrika'daki o kuşla savaşta. Hemen gidelim yanına. Topraklarını alsın. Tamamdır. Tamamdır. Hepsini alamadı ama bir kısmını aldı. Diğer kısmını da o zaman Viyana Uç Beyliğimize aldırtalım. Viyana Uç Beyliği daha da güçlenecek bu gidişle. Vallahi Viyana Uç Beyliğimiz sınırsal olarak en küçük uç beyliklerimizden ama güç olarak en güçlü uç beyliğimiz olabilir. Gerçekten
Bayağı güçlü. Astrahan uç beyliğimiz ise bir o kadar büyük ama bir o kadar da güçsüz bir uç beyliğimiz oldu. Ama büyüklüğü benim için çok güzel gösteriyor vallahi kendisini. Sınırları çok güzel gözüküyor. Tamer İmparatorluğu'na savaş açtırdı Astrahan uç beyliği. Gelelim abi. Sen yeter ki çağır kardeşim. Sen yeter ki çağır. Astrahan uç beyliği benim gözde uç beyliğim abi. Bana isyan etmezse gözde uç beyliğim. Vallahi çok seviyoruz kendisini, saygıyla anıyoruz. Umarım ileride bana isyan etmez. Novgorod uç beyliğine çok fazla bakamadık. Buradaki arkadaşımızı yiyebilirsin sen. Sana biraz destek olalım. Onun dışında kazan anlığını yiyebilirsin. Kazan anlığını yiyebilir misin? Yersin yersin. Hemen şu arkadaşı bir ye. Tamamdır, anlaşmayı yaptık. Kamer İmparatorluğu'yla da anlaşmamızı yapalım. Asiler çıktı. Kamer İmparatorluğu nerede ya? Burada mı? Neyse, onunla yakında anlaşılır. Yakında anlaşılır. Şuradaki uç beyliğimizi de bu arkadaşımıza kazan anlığına savaş ilan ettirelim. Novgorod uç beyliğimiz de büyüsün biraz. Güçlensin. Daha da iyi durumlara gelsin istiyoruz. Uç beyliklerimizin her biri bizim için önemli kardeşim. Güzel. Kazan anlığını da bu yemiş oldu. Başka bir toprağı mı var abi kazan anlığının? Anlaşma yapamadığına göre başka bir toprağı daha var. Ming Hanedanı'na bakın. Ming Hanedanı bayağı güçlenmiş. Birinci sırada bu arada Ming Hanedanı. Vay be. Oğlum Ming Hanedanı'nı yıkalım mı lan? Bak size ne diyorum bak. Kamer İmparatorluğu benimle anlaşmasını yapsın. Ming Hanedanı'nı herkese böldürteceğim abi. Para yardımlarıyla. Bak şimdi izle. Bak şimdi izle kardeşim. Ming'i böldürteceğim. Herkes Ming'e saldıracak abi. Sana para yardımını birazdan yapacağım. Sana birazdan para yardımı yapacağım kardeşim, merak etme. Al sana biraz altın gönderelim. Herkes Ming'e saldıracak. Şurada Japonlar zaten saldırmış. Sen kimsin birader? Sen kimsin bilmiyorum, hiç fark etmez. Sana gördüğün kadar, göremeyeceğin kadar para yardımı yapacağım. Ming'i yiyeceksiniz hocam. Üstüne üstlük şuradaki Oyrat'ın 8 eyaleti olduğunu görüyorum. 8 eyaletin hepsi bu mu? Saldır abi. Oğlum 143 eyaleti oldu lan Astrahan Uç Beyliği'nin. Vay be. Astrahan Uç Beyliği güzel işler başarıyor. Onu da yedi. Çinlileri yedirteceğiz abi. Bengal Sultanlığı saldır abi. Saldır. Ona da para verdik. Üstüne üstlük şuradaki Japon kardeşlerimize de para verelim. Bu Çin'i böldürteceğim. Çin'i böldürteceğim. Ayıp daha ya. Sen de gir abi. Hayatında göremeyecekleri paraları veriyorum. Çin'e saldırmaları için. Valla emin olun hayatında göremezler o kadar parayı bunlar. Çünkü ekonomileri o kadar parayı görebilecek kadar değil. Bu biraz görebilir hayatında 500 bin parayı. Saldırın abi. Saldırın herkes. Ming'e ya. Şuradaki Japonlar. Hosokawa. Hocam Japonya'yı birleştiren adam olacaksın sen. Sen Japonya'yı birleştiren adam olacaksın. Sen Japonya'yı birleştiren adam olacaksın. Bak sana büyük yardım yaptım. O parayla Japonya'yı birleştiremezsen git yani. Hadi lan ilerlesene oğlum. Yağma mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İlerle. Lan ilerlesene. Aa ilerlemiyor. O zaman sen Japonya'yı birleştiren adam olacaksın Date. Date'yi severiz. Saldırsın abi Date kardeşimiz. Sen de Japonya'da bir şeyler yapan bir eleman olursun. Ben zaten yapmışım bir şeyler. Tam doğru adam. Güzel. Çin'in gücünü kırıyoruz abi. Böylece ikinci sıraya yükseldim. Şimdi sen kimsin? Sen saldır abi. Sen de saldır Astırağan Uç Beyliği. Astırağan Uç Beyliği'nin de hücum etmesini istiyorum. O da güzel işler başaracaktır Astırağan Uç Beyliği. Astırağan Uç Beyliği bildiğin Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu tarzı bir şey oldu valla. Burada Nogay diyorum. Novgorod Uç Beyliğimiz de güzel durumda. Bize isyan edecek Uç Beylik yok değil mi buralarda? Olmasın. Birinci sırada Norveç mi var abi? Norveç'i de bölelim. Norveç'i de bölelim. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Norveç'i bölmek için? Bu adama 350 bin para göndereceğim. Gitsin Norveç'e savaşı ilan etsin. Ondan sonrasında başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Oğlum Norveç'e saldırabilecek güçlü bir eleman yok lan.
Norveç'e sen saldır abi. 500 bin de sana göndereyim. Viyana Uç Beyliği de saldırsın. Abi biraz para biriktirmem lazım. Tüm Uç Beylikleri saldıracak abi. Sen de saldır kardeşim. Sen de saldır. 400 bin de para sana. Viyana Uç Beyliği sen de saldır kardeşim. 900 bin de sana gönderiyorum. Lan anlaşma yapmayın. Herkes saldırsın bu elemana. Sen de abi. Norveç'in gücünü kırmam lazım. Sen de abi. 300 binlik bir güçsün. Senin de saldırmanı istiyorum. Norveç'e herkes saldıracak. Sen de saldır lan. Tüm uç beyliklerim saldıracak. Norveç'in gücünün kırılması lazım. Abi Norveç çok güçlü durumda. Norveç'e başka kimler de alabilir? Buradaki şeyler de dalsın. Lan oğlum Viyana Uç Beyliği'ymiş bu. Dur. Viyana Uç Beyliği'ne saldırılmasın. Viyana Uç Beyliği'ne saldırılmasın. Başka kim saldırabilir abi? Sen güzel durumdasın. Sen iyi işlere başarıyorsun. Sen harikasın. Sen süpersin. Viyana Uç Beyliği burada. Kastilya burada. Şimdi Almanya Uç Beyliği. Almanya Uç Beyliği umarım bir şeyler yapabilir. Bilmiyorum yapabilir mi ama. Yapabilir herhalde. Yaparsın yaparsın. Oo, burada büyük problem yaşanıyor yine. O zaman Astrahan Uç Beyliğimiz de savaşa girsin. Astrahan Uç Beyliğimizi de kurtaralım artık. Yani yeterince Ming Savaşı yaşadık. Ming'le anlaşma sağlansın bizim tarafımızca. Astrahan Uç Beyliği tamamıyla oraya girecek. Şimdi Ming Savaşı'nı bitirdik. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Danimarka güzel ilerlemiş. Efendim ben bir şeyler yapabilirim. İstihdam edilebilir nüfusla asker basacağım. Anlaşma sağlanması için abi. Norveç'le anlaşma yaptıracağız bizim çocuklara. Ben savaşa bizzat gideceğim diyeceğim. Efendiniz geldi abi artık anlaşma yapın diyeceğim. Ama bunun için şu an çok erken. Bunun için şu an çok erken ve benim de topraklarımda insan gücü çok azmış ya. Hiç mallara yatırım yapmamışız. Hiç mallara yatırım yapmamışız. Para ekonomik olarak fena değiliz ama hiç mallara yatırım yapmamışız. Baltık Uç Beyliği'ne yardım. Norveç. Abi Novgorod Uç Beyliği'ne yardım. Novgorod Uç Beyliği'ne de yardım. Astrahan Uç Beyliği'ne de yardım edin. Hadi abi şu Norveç'in dağılması lazım ya. Norveç'in dağılması lazım abi. Bu kadar devletin saldırısından kurtulamaz yani bu eleman kurtulmamalı. Novgorod Uç Beyliği asillerle uğraşıyorum maalesef. Sana da yolla. Baltık Uç Beyliği de böylece güçlenecek. Baltık Uç Beyliği de isyanlarla uğraşıyor. Almanya Uç Beyliği maalesef çok güzel zaferler kazanamamış. Viyana Uç Beyliğimiz burada. Güzel işler başarıyor. Hadi kardeşim hallet. Avrupa'daki Norveçli gücünü bir kıralım da. Ondan sonrası halledilir. Hadi abi tamamdır. O zaman Norveç'e artık ben de savaşı ilan edebilirim. Ve artık bu anlaşmayı sağlayalım. Tamamdır. Anlaşma sağlandı. Ama sadece İtalya dinledi lan beni. Diğer hiçbiri dinlemedi. Oğlum dinleseydiniz beni. Norveç'in fazla toprağı kalmadı. Neyse güzel ya olduğu kadar. Abi bak uç beyliklerimiz gördüğünüz gibi dünyanın her bir yanında. Artık bizim desteğimizle güç sahibi oldu. Bakın Almanya'nın tamamı Viyana Uç Beyliği tarafından yönetiliyor artık. Üstüne Fransızlara falan girmiş durumda. İtalya Uç Beyliği anlaşmasını sağladı. Viyana Uç Beyliği'nin sınırları bu şekilde. Tek tek uç beyliklerimizi gösterelim. İtalya Uç Beyliğimizin sınırları bu şekilde. Onun dışında Baltık Uç Beyliğimizin sınırları bu şekilde. Amerika'da bile biz varız artık. Novgorod Uç Beyliğimizin sınırları bu şekilde. Ve benim favorim olan Astrahan Uç Beyliğimizin sınırları da bu şekilde. Mısır Uç Beyliğinin pek bir şey yapabilecek durumu yoktu. Sınırları böyle kaldı. Mısır'da kaldı yine. Onun dışında Alman Uç Beyliğimiz de pek bir şey yapamadı. O da biraz Amerika'da var. Onun dışında pek de bir yerde yok. Bakın Amerika'da da artık biz güç durumundayız. Vallahi güzel oldu. Ming'i böldürdük. Ming hala güçlenmeye çalışıyor ama. Adam olana çok bile güzel. Biz güzel başarılar yaptığımızı düşünüyorum. Vallahi haritamız da bu şekilde. Vasallarla haritamız. Kendinize iyi bakın dostlar.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda değil, daha doğrusu bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın.